Bir sene önce Of'ta bir cenazeye katılmış. Of'ta. Aile yakınlarımızdan biri vefat etmişti. Böyle büyük bir odada cenaze akşamı oturuyoruz. Akşam ezanı okundu, namaz kılınacak şimdi. Tabii ben orada olduğum için dediler ki hocam buyur kıldır namazı. Tamam dedim. İyi olur yani. Başkasının arkasında namaz kılmak benim için felaket bir sıkıntı. Başlıyorum kontrol memurluğu yapmaya. Nasıl okudu? Çekti mi? Datı çıkardı mı? Şeddiyi tuttu mu? Metni muttasıl ne alemde filan? Helak oluyorum adamı kontrol etmekten. Perişan oluyorum. En iyisi ben kıldırayım da rahat edeyim diyorum. Geçtim şimdi namaz kıldırıyorum. Bak. Rabbi cealli ayet. Bu ifadeyi ben hayatımda yaşadığım için bunu anlatıyorum. Namaz kıldırıyorum. Akşam namazını. İki rekat kıldırdım. Üçüncü rekattayım. Aklıma geldi ki abdestim yok. Abdestim vardı ama sonra namaz üçüncü rekattayken ana abdestim yok. Şimdi nasıl diyeceğiz millete ki benim abdestim yoktu. Bu nasıl zor bir iş? Dünyada bundan daha zor iş acaba var mıdır? Utanmaz adam abdesti olup olmadığını dahi bilmiyor demeyecekler mi? Şimdi bakın. Kendi kendime aynı Hazreti Zekeriya'nın yaptığını yaptım ben. Dedim ki üçüncü rekattayım. Ya Rabbi, şimdi bak akıl yürütüyorum. Ya Rabbi, namazda abdest temiz olmak için gereklidir. Yani insanın vücudunda yani büyük abdestlik dediğimiz böyle bir hal yoksa küçük abdestsizlik yani bir necasetle alakalı bir işlemdir neticede. Ondan arınmayla alakalıdır. Ben tertemiz bir adamım. Yani kendim öyle diyorum kendi kendime. Vallahi namazdayken bunu düşünüyorum. Yani ya Rabbi yani ben temiz bir adamım. Abdestim o halde varsayı olmasa da yani ne olacak bu çok bir önemli. Diyorum bak kendi kendime. Lan bir sene önceki hiç olacak iş mi? Fakat öyle huzursuzum ki şimdi hiç unutmuyorum. Şöyle şu kadarcık bir kanepe var. Şöyle uzun. Duvarla kanepe arasında küçük boşluk bir yer var. Ben oraya secde ediyorum. Yani o da kalabalık olduğu için mümkün olan her yeri kullanıyorum yani. Şimdi ben o tam şu kadar bir yerde orada secde ettim iki rekatı. Üçüncüyü de orada edeceğim. Rüküye vardım. Geri abdestsizim. Yani devam ediyorum. Fakat bu arada dedim ki ya Rabbi bak. Eğer namaz için abdest eğer gerçekten çok önemliyse ne olur? Bir şey yap ve bu namaz bozulsun. Bir şey yap. Ya bayılayım ya düşeyim ya burada bir şey olsun. Eğer çok önemliyse bu bir şey yap burada. Rükudayım. Kardeş bitiyor namaz. Yani mutlaka o arada olması lazım. Ne olacak? Bak. Ayağa kalktım semiallahu. Vallahi bunu birebir yaşadım. Hiç başkası anlatsa hayatta inanmaz. Tam eğiliyorum. Semiallahu ve hamdet dedim. Secdeye doğru giderken tam o şeye de geldim. O dar yere ben iki hayvandan çok korkarım. Biri yılan, biri akrep. O kanepenin altından tam şu kadar bir akrep çıktı. Tam alnını koyacağım yere geldi. Tam. Yani aramızda bir karış kalmadı. Ben onu görünce o akrebi. Oradan geriye nasıl atladım? Benim öbürlerde bir kısmı da benim yanımdaydı. Yani arada öyle koca bir saf aralığı yok. Onlar da gördü akrebi. Onlar da bir bağırmak, bir kıyamet. Ben böyle geri düştüm. Sadece akrepten korktuğum için değil. O anda o işi, çünkü ben onunla uğraşıyorum. Ya Rabbi, çok mühimse bir şey yap.
Bir şey yap, her şeye razıyım. Gerekiyorsa şurada düşeyim. Ama çok önemli değilse beni mahcup etme bu adamlara karşı. Yani bu namaz böyle bitsin. Ben iade ederim, onların namazı zaten olur, sorun yok. Benimkinde sorun var. O akrebi orada görünce büyük bir korkuyla böyle geriye öbür adamların üstüne düştüm. O kadar büyük. Daha abdest mi kalır? Olan abdestler de hep gitti. Millet tabii, millet oradan hemen, o hemen benim peşimden olanlar böyle büyük bir minderle beraber işte akrebi orada ezdiler. Şimdi kalktık ama betim benzin kaçtı, sarardım. Öyle korktum. Millet tabii akrepten dolayı bir çok kısa süreli bir tedirgin yaşadı ama benimki öyle değil. Ben tokatın en büyüğünü yedim. Şimdi bak, o arada gene şeytan devreye girdi tam o arada. Dedim ki abdest nasıl olsa namaz bozuldu, sorun yok, bir daha kılarız. Gene abdestim yoktu demiyorum. Gene. Dedim ki ulan ne kadar büyük şeytanın varmış senin ya. Bu ne kadar büyük bir şeytanla uğraşıyorsun. Dedim ki oradakilere bakın aynen böyle oldu dedim. Abdestim olmadığını üçüncü rekatta hatırladım. Siz üçüncü rekatta ne düşünüyordunuz bilmem ama ben Allah'tan resmen pazarlık yapıyorum. Allah böyle tokat vurur adama. Size de sirayet etti bir tokatın bir kısmı. Size de bir kabahat var demek ki bir şey. Böyle bir adam abdestsiz adamın arkasına durursa sende de bir sorun var demek. Allah aşkına çıkın şurada bir abdest alıp adam gibi namaz kılalım. Ha bu kanepeyi de kaldırın, altında başka bir şey var mı? Artık yeni bir akrep görmekten endişe ediyorum diye. Şu Rabbi cealli ayet. O geçen seneden bu yana beni hep o yaşadığım enstantane ile yüz yüze getiriyor. Onun için Allah bir şeye yap dediyse, Allah dediyse bitti. Soru sorma. Hele soruya cevap arayıp da ondan sonra bir şeyler yapma pazarlığına hiç girişme. Bunun hesabı ağır oluyor. Faturası ağır oluyor. Bunu ben yaşadım bir sene önce. Bir cenazeye katılmıştım Samsun'da. Yani bir din görevlisi kardeşimiz vefat etti. Onun cenazesini gittim, ben kıldırdım. Cenazeyle beraber mezarlığa çıktık. Mezarlıkta bir tanesi böyle omuzuma vuruyor bir abi. Sen Mehmet Okuyan değil misin dedi bana. Evet dedim. Senin ne işin var burada dedim. Niye dedim. Neyesin mi var dedi. Bize dedi ki akşam biri.